Molla Said'in Cizre'deki bazı hatıraları. Bu bölümde Molla Said'in Mustafa Paşa ile hadiselerine ara verip Cizre'deki bazı şahıslarla olan hatıralarından bahsedeceğiz. Birincisi, Cizre'nin Buhti aşiretinden Fakirullah Mollazade ismindeki bir talebesi ilmini bitirip icazetnamesini aldıktan sonra Mardin'in Nusaybin kazasına gelmiş. Faizlik ve müftülük vazifelerinde 60 sene hizmet eden bu zat Abdülkadir Badullah ağabeye hatırasını şöyle anlatır. Ben Molla Said'i meşhurun çok kerametlerini gördüm. Fakat üzerinden çok uzun zaman geçtiği için teferruatını unutmuşum. Ve devam ederek, ben de o zamanlar Cezire'de talebeydim. Tahsil yapıyordum. Münazara için giden alimlerin içine ben de katıldım. Bediüzzaman alimleri ilzam ettikten sonra ben kendisinden ayrılamadım. 7 ay kadar beraber gezdim. Bana ara sıra ders verirdi. Beni çok severdi, çok latife ederdi. Bir gün bir latife esnasında bana dedi ki, Sad Salo, yani yüzlük adam, sen 100 sene yaşayacaksın. Ben de Urfa'da vefat edeceğim. Fakat benim kabrimi açıp beni oradan çıkarıp götürecekler. Daha buna benzer çok açık kerametlerini gördüm çok. Bana sık sık Kürtçe, Nemiro Sad Salo diye takılırdı. Yani ölmez adam, yüzlük adam. Fakirullah Mollazade bu hatırasını anlattıktan sonra dedi ki, ben Seyda'nın bu sözlerini ve kerametlerini geçen 70 senelik uzun yıllar içinde unutmuşum. Urfa'da vefat edeceği son gelişini duyunca hemen gidip ziyaret etmeye niyetlendim. Fakat eyvah, ikinci gün vefat haberini aldım. O 70 sene evvel söylediği kerametkar ihbarını tahattür ile doğruluğunu tasdik ettim. Benim için söylediği sözlerini de şimdi düşünüyorum. Şu anda 90 küsur yaşındayım. Ecelimi bekliyorum. Abdülkadir Badullah der ki, aynen dediği gibi çıkıp tam 100 sene yaşamıştır ve 100 yaşında vefat etmiştir. İkinci olarak Cezire göçerlerinden yörük olup bilare Tarsus'a gelip yerleşen çok yaşlı bir zat Mersinli Abdurrahman Eksik'e demiştir ki, Molla Said'i meşhur Cizre'ye geldiği zaman ben de onu gördüm. Kıyafeti şalşapikliydi. Mahalli kıyafetin şapik tabir ettikleri ceketinin kol ağızları hem geniş hem bir metreden fazla koldan uzundu. Bu kol ağızlarına puçik veya kılçık denilir. Bir defa gördüm, Molla Said'i meşhur abdest aldı ve ceketinin kol ağızlarının uzun puçiklerini tekrar koluna sarmak yerine sağ taraftakini omuzunun üstüne attı, sol tarafınınkini ise arkasından süründürerek yürüdü. Bazıları kendisine Seyda bu ne kibirlilik, niye böyle yapıyorsun demelerine karşılık, hayır kibirlilik için değil, belki bunun da ahiretimi omzuma yüklediğimi, dünyamın ise arkamdan gelmeye mecbur olduğuna işaret ediyorum diye cevap vermiş idi. Bediüzzaman o vakitlerde ilimdeki harika kabiliyeti nispetinde vücutça da idmanlı ve çok kuvvetliydi. Cesareti de aynı şekilde had safhadaydı. Bundan dolayı güreş tutmayı severdi. Hatta o sırada medreselerdeki en kuvvetli talebelerle güreşir, hiçbiri onu yenemezdi. Bu gerçeği kuvvetlendirmesi bakımından Üstad Hazretlerinin evladı manevi ve hizmetkarlarından Mustafa Sungur Efendi'den bizzat dinlediğim bir hatırayı buraya alalım. Üstadımız bir gün Eski Said'in izzetli vaziyetlerinden anlatırken buyurmuşlardı ki, Eski Said'in sırtını güreşte hiç kimse yere getiremedi. Hatta bir gün bir çobanla tutuştuk. Çoban acayip kuvvetliydi. Beni yıkacağını anlayınca hançeremin ucunu onun bir yerine iliştirdim ve onu yıktım. Sungur ağabeyin bu rivayetini Abdullah Yeğin ağabey de tasdik etmektedir. Ancak çobanın vücuduna hançerinin ucunu iliştirdim ifadesi yoktur diyor.